Oy Fatih Kanalı'na hepiniz hoş geldiniz güzel kardeşlerim benim. Bugün depomuza geri geldik. Burayı özlediniz mi bilmiyorum ama ofisteyiz şu anda. Ve Fortnite'ın Chapter 1'i geldi. Bugün sistemsel bir video yapacağız. FPS nasıl arttırılır? Her desteği nasıl sağlanır? Ve en önemlisi arkadaşlar Chapter 1'de FPS oranımız ne denli fazlalaştı? Bugün bizlere kim yardımcı oluyor? MSI'dan bizlere muhteşem bir ekran geldi. Ve bugün FPS testimizi yapıyoruz. Şuraya bakar mısınız arkadaşlar? Bakın. Doğuştan Fortnite'çıyız. Evet şu kostümü bir türlü getirmediler. Dinçer abi sana sesleniyorum abicim. Herkesin elin Amerikalısının, Arabistan'ın işte artık bütün ülkelere kostümlerini getirttirdin. Bir tane Türk içerik üreticisini getirtmedin. Lan ben de olmasam olur. Başka Fortnite'çi olsa da olur. Valla Türkiye'de çünkü Fortnite şu anda yüz binler tarafından oynanıyor arkadaşlar. Bunun da sizin paylaşımını yarın yapacağım. 44 milyon oyuncuyla rekor kırdı arkadaşlar Fortnite. Onları da sizlere anlatacağız. Şimdi biz bugün ne yapacağız? Bakın burası depo arkadaşlar. Toz toprak içinde kalmış her şey. Ekranda buraya gelmiş dedim. Hem de burada çekmiş oluruz hep birlikte. 27 inçlik 4K Ultra HD bir ekran var arkadaşlar bugün. Yani bugün sizlerle 4K Fortnite'da gireceğiz. 2K'da gireceğiz. Çünkü niye? Azami şekilde Ultra HD'ye çıkabiliyoruz arkadaşlar. Şimdi Fortnite'a geçelim. Ve FPS testlerimizi hep birlikte yapalım. Kardeşlerim bir ekran geldi. Kargocu Muammer abiden. MSI'dan ekranı getirdi bizlere. 4K Ultra HD. Şimdi Fortnite oynarken tabii ki de 4K, 2K ya da 1080p ya da 4.3'e 1280'e 720 oynamak nasıl bizlere performans veriyor onları göreceğiz. Ve bugün bize gelen ekrana bir bakalım. Şöyle bir açalım ekranımızı. Evet. Valla MSI bu işleri harbiden yapıyor. Ve en önemli özelliğimizi de şöyle yavaşça koyalım. Evet, şuraya bakalım. Nvidia G-Sync özelliği var. Bu çok önemli bir özellik. Onu da kardeşlerim sizlere göstereceğim ve FPS artışı için özellikle bakın RTX bir ekran kartı modeliniz de varsa zaten DLSS ile birlikte performansınızı kat kat çıkartabiliyorsunuz. Ve biz burada 3D çözünürlük ayarı da yapacağız. Ekranımız bu şekilde. Gösterelim ekranı. Şöyle. Tipik MSI'ların genellikle üretmiş olduğu ekran tiplemeleri aynı oluyor ama malzeme kalitesi çok iyi olduğu için zaten ekranları tercih edilmeye başladı. Benim de bütün yayıncı bilgisayarım, yayıncı ekranım 3-4 tane ekran kullanıyorum arkadaşlar ben. Onların da hepsini sevdim ve çok memnunum. Şimdi bunu bir monte edelim hep birlikte hızlı şekilde. Evet ekranı monte ettim kardeşlerim. Bakın sivri hatlar tam bir gaming özelliği katıyor. Şu anda cillop gibi bir ekran 4K'da oynuyoruz. G-Sync özelliğiyle oynayacağız. Fortnite'ın Chapter 1'i geldiği için FPS'de tabii ki de artışlar söz konusu ve bu artışlara hep birlikte bakacağız. Chapter 1'de veyahut da Fortnite oyununda nasıl ayarlar yapmalıyız ki ekrana güzel özellik verebilsin ve verim alabilelim. Bakın bu çok önemli bir video. Atlatmayın arkadaşlar. Ve şunu söyleyeceğim. Açıklama kısmına bu ekranın linkini bırakıyorum. Hem ürünün fiyatına bakabilirsiniz hem de ürünün özelliklerini inceleyip sipariş verebilirsiniz güvenilir bir şekilde. Ve şimdi bilgisayarımızla ekranı buluşturalım ve özelliklerine Fortnite'da hep birlikte bakalım. Evet kardeşlerim ekranımızı bağladık kasaya ve şu anda Fortnite'ı görüyoruz. Ekran e-spor ekranı olarak geçiyor. Gaming e-spor diye ve hakikaten hakkını veriyor. Şu anda kameradan tam anlayacak mısınız kardeşlerim bilmiyorum ama normalde curved dediğimiz yani bu tarafa doğru yatık olur ama bu ekran arka tarafa doğru yatık. Yani tam orta bölgesi dışa doğru bakıyor. Bunu tam tabii ki de kamerada sizlere gösteremeyeceğim ama ben bunu çıplak gözle tam olarak anlayabiliyorum. Ve Fortnite'da nasıl bir ayar yapacağız? Bu tarz bir ekran aldığınız zaman ne gibi avantajlarınız oluyor? Onu da sizlere bahsedeceğim. Şimdi eğer e-spor adayısanız veyahut da evinizde profesyonel bir şekilde oynuyorsanız Fortnite'ı işte turnuvalara falan katılıyorsanız off-stream. Şimdi kasanız eğer ciddi anlamda güçlü ve performanslıysa sizin ekranı da herz oranını, çözünürlük olayını ve teknolojisini üst düzey almanız lazım ki sizin çıplak gözle aldığınız performans size daha iyi yansın ve oyunlarda daha iyi performans sağlayın. Şimdi nedir bu? Biz bu ekranı aldık ve ne yapacağız? Evet kardeşlerim şuna dikkat etmeniz lazım. Ekranları ilk aldığınız vakit şu anda bakın ekranımız 4K'da. Sizin tabii ki de ekran kartınız neyi destekliyorsa yani FPS anlamında da öyle ama masa üstünü isterseniz 4K kullanabilirsiniz. Oyunlarda da 4K çözünürlüğü değiştirebilirsiniz. Şurası çok önemli. Abi biz ekrana alıyoruz ama mouse gene aynı 60 Hz değerinde. Yenileme hızı var arkadaşlar. Bu yenileme hızını 144'e alacaksınız. 144'e aldıktan sonra zaten ekranınız ekran kartıyla birlikte doğru orantılı. Mouse'un hakimiyeti bakın
birazcık daha akıcı oluyor. Daha doğrusu 5 kat akıcı oluyor. Şu anda oyuna girişimizi yaptık ve 4K'dayız. Şimdi ne yapacağız? Özel ayarları göstereceğiz. Şimdi bizim bu bilgisayarımızın ekran kartı 2070 arkadaşlar. 2070 ekran kartı var. i5 9600K var. O yüzden bu ne demek? Şimdi bizim bu bilgisayarımız 4K'da bizi aslında rahat oynattırmaz. Çünkü şimdi 3080 gibi, 3090 gibi veya da 4070 Ti gibi 2K ve 4K'lı bir ekran kartı değil bu. Ha, oynar mısınız 2K'da? 2K'da da oynatın ama rahat oynayamazsınız. Şimdi özel ayarları göstereceğiz. Öncelikle bir FPS'yi açalım. Burada FPS'yi göster var. Bunu çok soranlarınız vardı, abi sen hangi ayarlarda oynuyorsunuz? Bakın benim şu anda 100 bin liralık bilgisayarım olmasına rağmen ben 4K'da veyahut da bunları Ultra'da oynamıyorum. Neden? Çünkü oyun Fortnite. E-sporcular bile arkadaşlar 300 Hz'lik ekranı bile olsa, bilgisayarı bile yüksek olsa bu ayarlarda oynamaz. Çünkü neden? Bu bir taktiktir. Şimdi sizlere oyuna girip orada göstereceğim. Şimdi Chapter 1'e geçtik. Chapter 1'e geçtiğimiz için bütün Fortnite neyi kaldırdı arkadaşlar? Bütün objeleri dümdüz Rust Barrel sunucusu gibi yaptı. Rust'ı mesela Barrel sunucusu, yani çimsiz serverlarda niye oynuyorlar? FPS'si artsın diye. Yani nedir bu? Stratejik anlamda ta karşıdaki adamı bile görebiliyorsun. FPS'miz şu anda bakın 60-70. Niye? Sabitleyicimiz de açık tabii ki de. 120'ye sabitlemiş. Şimdi ayarlara girdik. Arkadaşlar bunu tam ekran yapıyoruz. Bakın. Ve 1080p. Şimdi bunu 4.3'te oynayanlarınız da var. Fakat 4.3'te oynamak strateji işidir. Neden? Çünkü kafa daha büyük gözüküyor diye. O size kalmış bir şey. Ama 16.9'da 1080p'de oynayacağız. FPS'mizi sınırsız yapıyoruz. Bakın DirectX 12 girdim bu arada. Bilginiz olsun. Şimdi gelelim ana asıl yere arkadaşlar. Şimdi bir uygula diyelim. 1080p'de bilgisayarın gücünü bir görelim. Olmadı. Bir daha geleceğiz bir saniye. Şunu sınırsız. Bakın tam ekran yaptık. 1080p kapalı, sınırsız. Uyguladık. Şimdi bakın arkadaşlar. Evet dedik. Girdik. Şu an FPS'imize bakın. Artı. Niye? Çözünürlüğü düşürdük çünkü. Ekran kartına binen yükü azalttık. Peki bu ekran kaç Hz arkadaşlar? 144 Hz. Ben kaç FPS alıyorum? 120 veyahut da 144'ü de görüyor. Yani ben şu anda aslında ekranın, bakın şimdi akıcılığa bakın. Benim telefonum 60 Hz arkadaşlar. Siz bunu 60 Hz göreceksiniz. Ama ben şu an çıplak gözle baktığım zaman telefonumdaki kaydettiğimin 3 katı daha akıcı görüyorum ekranı. Bakın siz de şimdi anlayacaksınız. Bak ne kadar akıcı oldu. Neden? Çünkü 144 Hz ekranın özelliğini almanız için ekran kartınızın, bilgisayarınızın da 144 FPS alması lazım. Şimdi ne olacak? Bakın bu Fortnite'ın normal ayarı. Böyle mi oynayacağız? Hayır. Şimdi size stratejik ayarını göstereceğim. Evet. Kardeşim şimdi kendi ayarlarımı yapıyorum. Bu benim hiç değişmeyen Fortnite ayarlarımdır. Burada kesinlikle özel yapın arkadaşlar. Ne yapacaksınız? 3D çözünürlüğü fulluyoruz. Bu keskinliği, kaliteyi tamamıyla artırıyor ama FPS'ye yük de bindiriyor. Şimdi birazdan göstereceğim. Niye? Çünkü ekran kartımız 2070 sonuçta. Bunu azaltmaya gerek yok. Gölgeleri kesinlikle kapatıyorsunuz. Ekran kartınız ne olursa olsun. Küresel aydınlatmayı kapatıyorsunuz. Yansıma yok. Görüş uzaklığını destansı yapıyorsunuz. Oyuncuyu iyi görmek adına. Dokuları orta yapın. Efektler orta. Post detayı kesinlikle arkadaşlar düşük olacak. Efektleri de ekran kartınıza göre bunu yüksek de yapabilirsiniz. Şimdi uygula dedik. İzleyin. Bakın arkadaşlar FPS'e şimdi. Kaç oldu FPS'imiz? 260, 270. Şimdi eğer biz Chapter 4'te olsaydık bu FPS kaçtı biliyor musunuz arkadaşlar? Bu FPS 150-160'tı. Neden? Çünkü ortam detayı map'te çok fazla vardı. O yüzden bütün oyuncular geri döndü. Neden? Çünkü FPS kaybı yaşandığı için herkes Fortnite'e laf etmişti. Çünkü FPS çok düştü. Bir de bu mega kentin falan gelmesiyle orada RTX özellikleri de geldi. Ondan sonra çok düşmüştü ve şu anda FPS'imiz yağ gibi. Şimdi diyeceksiniz ki hocam benim bu kadar bilgisayarım var. Ben niye burada dokuları falan açmayayım ki? Arkadaşlar bu stratejik ayarlar. Çünkü Fortnite hıza dayalı bir oyun. Yani siz build atıyorsunuz. Bir anda adam geliyor ve gölgeleri fullerseniz karanlık oluyor, oyuncuyu göremiyorsunuz. Çünkü bütün e-sporculara baktığınız zaman CSGO oyununda da böyledir. 4-3 oynarlar. Düz ekran oynayan bile e-sporcular var şu an. Düşün adamın 3090'ı var. O yüzden bu stratejik ayardır. Bunu hiçbir zaman şey düşünecek. Ha dersin ki ben grafiğe önem veriyorum kardeşim. Hani hiç mi arttırmayacağız? Sen de buradan şunu yaparsın. Belki Save the World oynuyorsundur veyahut da event'e girmişsindir. Burada sadece arttırabileceğin şey efekttir. Doku falan hiçbir şey yaramıyor arkadaşlar Fortnite'da. Çünkü Fortnite sonuçta Assassin's Creed oynamıyoruz. Fortnite'ın grafik yapısı pastel boya gibi olduğu için zaten dokuyu da arttırsa, arttırmasa da bir değişiklik olmuyor. Bak biraz FPS düştü şimdi. Gördünüz mü? Ama senin akıcılığın da düştü. Evet bu ekran tabii ki de 144 Hz. Biz burada zaten 144'ü açtık mı? Açtık.
Önemli olan bu kardeşlerim. Şimdi bir diğer ince ayarı göstereceğim. Evet kardeşlerim, şimdi oyunumuza devam ediyoruz. Aynı oyun üzerinden. Burada bizim bir ayarımız daha var. Ekran kartı desteğiniz varsa DLSS dediğimiz, yani Nvidia'yı performans moduna aldığımız zaman bakın 3D çözünürlüğe bakın. Bak 50'ye sabitlendi. Şimdi 3D çözünürlük bizim için çok önemli. Onu söyleyeceğim. Bir de performans moduna aldıktan sonra ben de öyle oynuyorum kardeşlerim. Buradaki bütün ayarlarınız kapanıyor. Yani bakın şimdi göstereceğim. Şurası. Burayı komple oyun yok ediyor arkadaşlar. Performansla. Şimdi onları da sonra göstereceğim sizlere. Kendi bilgisayarımda bunları daha iyi göstereceğim. Şimdi bakın aldık. İzleyin kardeşlerim FPS'i. Bakın. Bu teknoloji sayesinde FPS'iniz buslanıyor arkadaşlar. Bakın. Şimdi Fortnite'da ne kadar FPS alırsanız o kadar iyidir. Şimdi Fortnite CS oyununa benzemez. Neden? CS oyunu FPS oyunu. Zaten düz bakıyorsunuz. Bir silahınız var düz nokta. Ama Fortnite'da habire boyut atıyorsunuz. Bakın. Habire bir 360 derece bir oyun. Gördünüz mü? Bak habire bir hareket haliniz ve FPS'e bakın şimdi. Ben hareket ederken. Görüyor musunuz? Drone'a karşı oyuncu çıkabilir. Edit yapıyorsunuz gidiyorsunuz. Ve o yüzden Fortnite'da ekran çok çok önemli arkadaşlar. Fortnite'da ekranınızın yenileme hızıyla ekran kartı performansı çok önemli olmalı. O yüzden benim mesela düşünün 4070 Ti Ryzen 9, daha doğrusu 3D işlemcim var. Ben bile bu ayarda oynuyorum. Kaç FPS alıyorum ben? 350 FPS alıyorum arkadaşlar. Niye? Benim çünkü oyunu akıcı oynamam lazım. Bir de video çektin. OBS işlemciye bir de yük biniyor. O yüzden arkadaşlar sizin oynayacağınız ayar budur arkadaşlar. Son kez gösterelim. Bakın bu. Benim kendi ayarım. Tabii ben bunu açmıyorum. Eğer sizin ekran kartı desteğiniz varsa, daha fazla FPS almak istiyorsanız bunu açın performans moduna. Ama benim ayarım budur arkadaşlar. Bunlar. İyi bakın SS alın. Bak bu ayarda oynadığınız zaman çok iyi performans alacak. Bir de gelelim. Abiciğim bizde ekran kartı yok, ne yapacağız? Onu çekeceğiz. Hatta Halik'te bilgisayar var. Onu da deneyeceğiz. Daha düşük çünkü ekran kartı lazım bana. Buyurun 1280x720 oynuyorum arkadaşlar. Görüntü bulanık oldu. Bakın FPS'de hiçbir fark yok. Gördünüz mü? Çünkü niye? Ekran kartımız da 2070 olduğu için. Ama görüntü çok bulanık oldu. Ama ne oldu? Bak akıcılık daha da arttı. Önemli olan sizin bir oyunda akıcı şekilde oynamanız. Evet kardeşlerim, şu anda çim kılığına girdik. Şöyle görmüş olduğunuz gibi tam Kemal Sunal filmine döndü arkadaşlar. Bizi gizleyen dallarla birlikte burada düşman saflarına gireceğiz. Evet şimdi ekranımızın arkasında arkadaşlar bir analog var. Bu analoga bastığımız zaman burada bakın. Şu anda her olaylarımızı HDR açabiliyorsunuz, zaten desteği var. Aynı şekilde arkadaşlar G-Sync ve FreeSync olarak da kullanabiliyorsunuz ve display ile bağladık. Burada görmüş olduğunuz gibi game modlarımız var. Bakın şu anda mesela buradan ışık detayını değiştirebiliyorsunuz. Bunlar bana çok saçma geliyor bu arada. Çok aşırı gereksiz. Direkt user'da kalsın. Zaten direkt gözünüzü bozar arkadaşlar. Hiç gerek yok. Alarm kurabiliyorsunuz bu arada. Onu söyleyelim. Refresh rate'i açabiliyorsunuz. Ve şimdi ben size önemli olan bir şey daha göstereceğim. Bakın şimdi izleyin. Burada bunlar hep kısa yollar. Bir de şey çok soruluyordu. Bir dakika hemen onu da göstereceğim. Bu değil. Heh. Bu. Arkadaşlar yardımcı eğim. Bakın bu counter'da falan çok istiyorum. Mesela SSC'nin önüne böyle bir eğim gelebiliyor mu diye. Bu her ekranın desteklediği bir şey değil. Bu ekranda da biz bunu görebiliyoruz. Bakın şu anda ekranımızın desteğiyle birlikte bir tane cross çıktı. Bak gördünüz mü? Bunu her oyunda istediğiniz gibi yapabiliyorsunuz. Bak tarzını da buradan değiştirebiliyorsunız. İstediğiniz gibi yapabiliyorsunuz. Non dedik. Yani böyle bir teknolojiye de sahip. Şimdi bakalım. Arkadaşlar bu yukarı... Aha. Rakipler bizi görmüyor. Bakalım birinci olabileceğiz mi arkadaşlar? Çekiyorum. Kardeşlerim son yerdeyiz. Solda adam var. Sağda adam var. Bakalım ne olacak? Şu an kimiz? Bu adam yürüdüğümü görmesin. Adam tam sağda. İnşallah gene. Şurada bakın arkadaşlar adam. Yavaş yavaş ben şimdi böyle böyle gireceğim. Aha geliyor. Geliyor. Baba. Anlamadı ha. Dur bakayım. İnşallah anlamaz. Vallahi anlamadı. Hadi görüşürüz. Bak gördün mü? Tamam o bizi anlamadı. Ben çaktırmadan şuradan koşayım. Aha dur. Bu adam görmesin. Gördün mü bizi? Görmedi. Tamam bu da görmedi arkadaşlar. Şimdi bunların hepsi birbirini yiyecek. Ben son adamı vurmaya çalışacağım. Chapter 1'de bu çip taktiği her zaman tabi. Bu arada şu adam tam bir e-sporcu. Bir de FPS'miz çok güzel kardeşlerim. Bakın 144 Hz'in üstüne alıyoruz. Bu arada ekranın görüntüsü cam gibi. Benim evdeki ekranım daha iyiymiş bu arada. Mesela bize bunu yollarsan sevinirim. Hakikaten bu ekran daha iyiymiş ya. Daha kaliteli bir ekran. Bu arada bunu istediğimiz gibi zaten oynatabiliyoruz. Bakın her ekran böyle dönüş sağlamıyor. Bunu böyle döndürebiliyorsunuz. Aşağı ileri doğru yapabiliyorsunuz. Ama şey çok farklı geldi bana. Orta tarafı dışa çıkık. İlk defa böyle bir ekran gördüm. Yani normalde böyle olması lazım. Bu böyle olmuş.
Geriye doğru. Aha, alan bana doğru kapanıyor arkadaşlar. Vallahi bana doğru kapanıyor. Bunlar birbirini yiyor. Evet. Arkadaşlar adam anladı. Öldürdüm. Anladı. Kim olduğumu anladı. Vallahi öldürdüm adamı. Hem de e-sporcuyu öldürdüm. Şimdi bir şekilde Ahmet abi zamanında açtırdım arkadaşlar. Kamerayı vallahi açtırmasam göremeyecektik. Aha. Roket öldük arkadaşlar. Neyse olsun. Güzeldi. Evet. Bugün MSI'ın ekranıyla birlikte kardeşlerim oynadık. FPS için tabii ki de FPS arttırma videoları çekiyorlar arkadaşlar. Bakın. Hiçbiri binaneye yaramıyor. Ekran kartı alacaksın. Bu kadar basit. Bilgisayarın kötüyse zaten FPS'en de kötüdür. Yani bunun başka bir açıklaması yok arkadaşlar. Ama siz güzel bir bilgisayar almak istiyorsanız güzel bir bilgisayarla birlikte bu ekranın önemini şimdi anladınız mı? 144 Hz, 165 Hz, 250 Hz ne işe yaradığını bakın benim 244 Hz düşünün. O kadar akıcı. Mesela CS'de AWP hep bana verirler. Niye? Karşı rakibe göre arkadaşlar ben onlar daha delaylı görüyor benden. Daha geç geliyor rakip. Ama bende daha yağ gibi geldiği için ben rakibi önceden görüyorum. O yüzden ekranın performansı bizim için önemliydi. Fortnite'daki özel ayarlarımızı da gösterdim sizlere. FPS'yi arttırmak için eğer düşük bir ekran kartınız varsa abi benim ekranım böyle bir ekran değil ne yapacağız? 1280x720p. Tamam sen de ona göre oynayıp ona göre strateji yapacaksın. Ama bilgisayarınız ne kadar yüksek olursa da olsun benim ayarlarımla oynayın. Bu sefer çok akıcı oynayacaksınız. Bugün MSI'ye teşekkür ediyoruz. Güzel bir ekranla karşımıza geldi. Açıklama kısmından da arkadaşlar bu ekrana bakabilirsiniz. Fiyatını öğrenebilirsiniz. Ve diğer Fortnite videosunda görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın.